İngiliz ve Odalar Borsalar Birliği'nin birlikte iki hafta boyunca çalışması sonucu ortaya çıkan Türkiye'nin en büyük sorunu olan istihdama katkı amacıyla hazırlanmış bir uygulama. Seferberlik kapsamında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde tüm bakanların katılımıyla bu lansman toplantısı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, ki bakanımız geçen hafta da Ereğli'deydi, ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız iki hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. TOK Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOK Sektör Meclis Başkanlarımızın katılımıyla Burası Türkiye, Burada İş Var sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başladı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunların pek çoğu da tarihi destekler olarak ortaya çıkıyor. Birincisi, iş dünyasının Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam tam 3 ay boyunca maaşını, sigortasını ve vergisini devlet ödeyecek. Geri kalan 6 ay çalışma şartı var. Bunda da sadece işveren maaşını ödemiş olacak. Dolayısıyla işverene bunun maliyeti sıfır. 2021 TL ücret ve 1113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşverenin cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergilerini ödemeye devam edecek. Yani aylık 1113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İşe alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise bu süre 9 ila 15 ay arasına uzamış olacak. Yine imalat, sanayi ve bilişim sektöründe aylık 1113 TL olan prim ve vergi teşviki 2700 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrılar bulunuyorum. Gelin bu teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günlerimizde yanımızda olduğunu bir kez daha göstermiş oluyor. Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberliği.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa Karadeniz Enerji Ticaret ve Sanayi Odası bu konuda her konuda yardımı hazır vaziyette. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulaması konusunda onlara ekstra da hassasiyet bekliyoruz. Burada her işverene sesleniyoruz. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın. Bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketli ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için burada iş var, burada aş var, burada gelecek var diyoruz.